Günaydın dostlar, nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Yeni Jersey nasıl? Beğendiniz mi? Yakışmış mı? Evet dostlar, şimdi çok güzel bir organizasyon var. Özellikle Formula 1 pistinde 24 saat aralıksız yarışmaya ne dersiniz? Değil mi? Kulağa çok ilginç geliyor. Herhalde sanırım Türkiye'de bir ilk olacak. Bu çok özel organizasyon ve yarışla ilgili bütün detayları sevgili Kerim'den, birinci ağızdan dinliyor olacağız. Aynı zamanda kendisi de çok sağlam bir triatlet. Kendisiyle de güzel bir antrenman yapıyor olacağız. Hadi bakalım, onu bekletmeyeyim. Birazdan görüşmek üzere. Evet, beyler, bayanlar. Sevgili Kerim karşımızda. Nasılsın Kerim'ciğim? İyi, biraz yeni kalktık ama iyi. Sabah saat 5.41 böyle kuş sesleri dahilinde. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Hem yolda sohbet ederiz. Tamam. Gerçi Kerim'i yakalamak zor. Yok, yumuşak yumuşak gideriz. Öyle şimdi. Mi? Senle kaç tane antrenman yaptık Kerim biz bu zamana kadar? Abi senelerdir çünkü. Doğru, yıllardır yapıyoruz değil mi? İyi bakalım. Tamam arkadaşlar, biz şimdi yola koyuluyoruz. Birazdan yolda görüşürüz. Hadi bakalım. Hazır mısın Kerim? Hı hı. Hadi. Kerim'ciğim tekrar günaydın. Hoş geldin. Günaydın. Kanala hoş geldin. Isınmaya başladık. Evet evet. Tam arkandan şu an güneş doğmak üzere. Ben bu enstantaneyi çok seviyorum. Gerçekten çok keyifli. Çok güzel değil mi? Şimdi ben biraz bu 24 saat Formula 1 pistindeki yarıştan hafif girişgah yaptım. Ama biliyoruz ki bütün Türkiye biliyor. Sen buz kampin de yaratıcısın. O da çok güzel bir tecrübe. İnsanlar hakikaten dünya standartlarında bir organizasyonla kamp yapıyorlar. Değil mi? Hem Marmaris'te, geçen Kapadokya'daydınız. Evet, 2 hafta önce Kapadokya'daydık. Aha. 30 Ekim 3 Eylül'de de Antalya'da olacağız. Yani bu sene 3 lokasyonu birden açtık. Aha. Ve bu Marmaris, Kapadokya ve Antalya. Aha. Seneye de aynı şekilde olacak. Aha. Farklı formatlarda yürüyor seneye. Süper. Şimdi biraz onlardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Kerim'in aklına nasıl geldi? Bu organizasyonu nasıl yaptı? Pek çok bisiklet sever, bu işle ilgilenen insanlar hakikaten bu kampları kaçırmıyorlar. Kısmetse ben de Ekim'de inşallah Marmaris'e geleceğim. Orada da yine keyifli anlar yaşayacağız arkadaşlar. Şimdi biz antrenmana devam ediyoruz. Zaten saat çok erken. Pardon. Evet. Ne demişler? Önce emniyet, sonra hareket. Fener'de görüşürüz sizlerle. Hadi bakalım Kerim'ciğim. Görüşürüz. Evet Kerim'ciğim, Havan Tepe'ye çıkıyoruz. Evet. Burayı ben ilk senle çıkmıştım. Öyle mi? 2016'da. Allah'ım çık bitmiyor. Böyle. Gel şimdi bakalım, videodan yapabilirsem eğimi de göstereceğim arkadaşlara. Şimdi bir yandan çekim yapıyoruz. Evet, bir yandan da çekim yapıyorum. Versiyon şu. Gerçi road bike de daha rahat yapılıyor. Aha. Hakikaten. Şimdi gerçekten 24 saat aralıksız bilecek miyiz Kerim'ciğim? Valla 24 saat aralıksız da tabi aralığı isteyen bırakabiliyor. Ekipler kuruyoruz. Takımlı yarış bu. Aha. 2, 4 ve 6 kişilik takımlar. Aha. İstediğin gibi takımla kurabiliyorsun. Takımın da piste kalma süresini değişim zamanını kendi belirliyor.
Yani ben bir saat sürüp de yorulduysam arkadaşıma verebilirim değil mi? Bir saat, iki saat, 15 dakika. Tamamen evet. Size bağlı. Sen ne kadar bu arada sürmeyi planlıyorsun? Senin ekip kafanda var mı ki? Ben bu sene süremem. Çok isterdim ama. Şimdi organizasyon ilk olduğu için. Evet. Yani biliyorsun kamplarda da sürüyorum. Sürmek için yapıyorum hatta. Ama bu yarışta ilkinde sadece izleyici olacağım herhalde. Bakalım, değişik bir tecrübe olacak ya. Evet, bir yandan da biz yokuş çıkıyoruz. Evet, şu an grade %12 gösteriyor. Bakalım. Gördüğünüz üzere Kerim gayet rahat. Gayet rahat çıkıyor. Ah. Kerim, herhalde triatlon camiasında seni tanımayan yoktur değil mi? Yani biliyorsun Türkiye gelişiyle Ironman'in patladı. Yani hem öğrendiler hem de katılan çok oldu. Değil mi? İlk 2015'te gelmişti. Evet. Benim yaptığım dönemde yapan çok az vardı. Bu yüzden hani isimle tanırdık yapanları. Ama Ironman deyince mavi karakterler akla geliyordu o zaman. Evet. Sonra işte öğrendi diyor, hızlı bir şekilde arttı. Evet. Şu an çok insan hakikaten sporla yaşıyor. Ironman de bir marka tabii. Güzel bir organizasyon. Tabii Gelibolu iptal edildi biliyorsun. Üstlenciden dolayı. Evet, maalesef. Gerçekten çok üzgünüz. İnşallah bizim çocuklara yüzülebilir denizler bırakırız. Hayırlısı bakalım. Ege inmesin de. Valla Bolca tarafları bayağı kötüymüş. Evet arkadaşlar, benim biraz nabzımı toparlamam lazım. Şimdi daha yolumuz uzun. Birazdan herhalde 20-25 dakika sonra Fener'e ulaşırız. Orada daha sakin bir nabızla güzelce hem buz kampı dinleyeceğiz Kerim'den, hem de şu yarışın detaylarını biraz daha öğrenelim bakalım. Evet Kerim'cim, beni nereye götürüyorsun? Seni rotandan çıkardım. Vallahi evet. Yeni yerler, yeni tecrübeler arkadaşlar. Buranın asfaltı çok güzel. Evet, gerçekten kaymak gibi. Ağaçlar içerisinde. Marmaris'te gibi. Şuna bakar mısın? Kesinlikle. Şimdi bakalım güneşte bizim şeyimizi nasıl alacak. En çok merak ettiğim şeydir. Üçüncü köprü ayağına gidiyoruz. Evet, üçüncü köprü ayağında bakalım. Güzel bir çekim yapmak için. Gerçi bunların hepsi birer çekim. Kerim'cim, aksiyonu seviyoruz. Evet dostlar, üçüncü köprü ayağına geldik. Sevgili dostlar, evet, Kerim'in de önerisiyle üçüncü köprü ayağına geldik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Gerçekten burası çok güzelmiş ya. Ben burayı hiç düşünmemiş. Çok geldin ama değil mi? Ya tabii. Çok... Yer misin burada ben? Yok yemeyeyim, sağ ol. Şimdi Kerim benim çok yakın bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım, dostum. 2016'dan beridir herhalde seninle birlikteyiz. İlk yine bu Fener sürüşünde tanımıştım ben seni. Sonra çok antrenman yaptık, evet. Kaç tane yaptık hatırlamıyorum bile. Tabii zamanla kendisini tanıdıkça kendisinin ne kadar üretken bir insan olduğunu ben gördüm. Training Peaks'ler, triatlonlar, koçluklar, ne bileyim. Ben her zaman kendisine danışırım. Hala da danışıyorum. Sağ olsun. Sağ olun. Şimdi Kerim tabii Türkiye'de bazı ilklere de ön ayak oldu diyelim. İşte Boost Camp var mesela. Bu Boost Camp herhalde bu yıl dördüncüsü mü yapıldı Kerim?
en son. Üçüncü yılımızdayız ama bu yıl bu yıl dördüncüsü yapıldı. Hep ilk başta Marmaris'teydim. Üç sene arka arkaya Marmaris'te yaptık ama bu sene iki farklı lokasyonda açıyoruz. Açtık daha doğrusu, birini Kapadokya. Kapadokya. Diğeri de Antalya olacak. Yani insanlarla konuşuyorum. O kadar mutlular ki hakikaten kampta hiçbir eksik yok. Bütün detaylar düşünülmüş. İşte arabalar bizi takip ediyor. Krana tırmanılıyor. Kranla tırmanınca peynir ekmek falan veriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Orada insanlar bir şeyler yiyorlar. Kranda tatlılar falan. Şey, gözleme geliyor. Gözleme geliyor. Süper. Ya her kampta yerel bir dokunuş mutlaka yapıyoruz. Yani. Abi işte yani bu kadar detay düşünme. Peki mesela bu buz kampı tasarlarken özellikle nasıl çıktı bu fikir? Buz kamp tamamen nasıl diyeyim, amatör bir ruhla Marmaris'te yapalım mı, gidelim mi dedik. Ben Marmaris'te hep biniyordum. Ya o rotalar benim her sene antrenman yaptığım rotalardı. Evet. Ondan sonra çok da sevdiğim bir yer. İşte orada yazları biz ailece gidiyoruz. O yüzden çok yoğun da antrenman yaptığım senelerdiler diyeyim. Böyle çok, sen de hatırlarsın, toplu sürüşler yapıyoruz, antrenmanlar yapıyoruz. İşte hadi güneye gidelim, şey yapalım. Tamam hadi kamp olsun dedik, gittik. Ama giderken öyle bir kalabalıklaşmaya başladı ki. Biraz işte kafam o tarafa doğru kaymaya başladı. Nasıl olmalı, ne yapmalı falan gibilerinden. İşte reklamcıyım ben biliyorsun. Biraz o kaslar çalışmaya başladı diyeyim. ve öyle farklı bir format oluştu. Sonra ertesi sene biraz daha nasıl olur oldu. Sonraki sene biraz daha nasıl olur derken. İçinde hep böyle farklılıklar, değişiklikler. Hani üzerine koya koya itmeye çalışıyoruz ama yani en büyük motivasyon hep beraber binmek. Yani çünkü ben yapıyorum. Değil yapmayı mi? Seviyorum. Daha güzel bir ortamda, daha çok sevdiğim arkadaşımla bineyim, yapayım istiyorum. Yani gerçek motivasyon bu. Yoksa hani bir iş olsun, böyle bir şey yapalım diye bir şey hiç yok içerisinde. Belki de öyle olduğu için hem işte bütün ekip de böyle bir gönül bağı var. Hem de gelenlerde öyle bir şey oluşturuyor. Evet Kerimciğim, şimdi bütün Türkiye'de gerçekten bu organizasyonlar çok büyük ilgi gördü. Gerçekten ne kadar insanla konuşsam, demek ki bu temel bir ihtiyaçmış Türkiye'de. Yurt dışında böyle örnekler var ama bir yandan da açımıza bakayım. Evet, gayet güzel. Ama Türkiye'de sanırım bunlar ilk oldu değil mi? Evet. Evet. Süper. Şimdi bugün tabii ana konumuz, ben giriş videonun girişinde de yapmıştım. 24 saat aralıksız Formula 1 pistinde sürüş yapacağız, yarışacağız. Evet. Biraz bundan bahsedebilir misin? Fikir nasıl çıktı? Detaylar nelerdir? Biraz izleyiciler hangi tarihlerde olacak? Gerçi bununla ilgili bir web sayfası da var. Ben o web sayfasında şey yapıyor olacağım, insert ediyor olacağım videoya. Şöyle, bootcamp yaptıktan sonra geçen yıldan beri hep kafamıza vardı. Boost Race serisi yapıp bir yarış serisi yapmak. Bunların ilkinde 24 saat Formula 1 pistinde yarış olarak düşündük. Belki biliyorsundur, bu Le Mans'da var yapılan bir format. Ben de yıllar önce gitmek istiyordum. Gidecektik hatta da, bir ekipten bir arkadaş sakatlandı, gidemedik. Türkiye'den giden arkadaşlarımız da var. Hem hani formatı anlamında hem de değişik bir tecrübe. Çok farklı lokasyona o formülede dönmek. O yüzden Türkiye'de yapmak çok istiyordum. Bu yıl kolları sıvadık. Ne kadar süre çalıştın bu organizasyonu yapmak için? Ben bilmediğim için soruyorum. Hani izleyiciler de merak ediyordur. Yani çok uzun. Açıkçası kendimi organizatör gibi görmüyorum. Organizatör deyince kim oluyorum yani bir anda. Estağfurullah ama bütün ince detaylar düşünmüş. Ben web sayfasını inceledim mesela. İşte yarışma detayları var, koşullar var, katılımcılar var. Mesela 24 saat süreceği için pistin aydınlatması var. Ne bileyim yani o kadar uçtan uca böyle bir tasarım yapılmış ki gerçekten. Yani şöyle, çok işte hoşuma aslında gitti. Dönüp dolaşıyoruz ama bizim hani çıkış noktamız hep buz kamp olduğu için. Yani o detaycı düşünme şey zaten hani başka türlüsünü bilmiyorum açıkçası. O yüzden de nasıl olmasını arzu ediyorsam onu uygulamaya çalışıyorum. Ama yarış deyince bu başka bir skala, daha büyük bir organizasyon.
ve başka dinamikleri var diyeyim. Dolayısıyla ekip daha büyük, çok daha hani uzun ve derinlemesine daha fazla olasılık var diyeyim. Ama hepsinin üstesinden inşallah geleceğiz. Hı hı. Bu arada kayıtlar ne zaman açılacak? Kayıtlar muhtemelen sen yayınladığında açılmış olacak. Öyle mi? Oo, evet. Süper. Bu arada yarış tarihi de 21-22 Ağustos değil 21-22 mi? 21-22 Ağustos, cumartesi, Ağustos. Pazar. Cumartesi başlıyor, pazar bitiyor. Vay, 24 saat orada kalacağız. Evet, evet. Evet, ben de kısmetse katılmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama sanırım herhalde ben 6 kişi bulmam lazım. Çünkü 4 saat herhalde 5 kişi yapabilirim. Bulacağım. 5 kişi bulacağım, 1 artı 5 doğru. Bakalım bir insanlarla konuşuyoruz. Çok şu andan itibaren de çok ilgi uyandırdı. Ama şey gibi hani ilk şu artık anlaşılmaya başlandı. İlk başta 24 saat deyince 24 saat durmadan binecek gibi diyordu ama değil. Hatta yani 6 saat deyince 4'e bölsen toplam 4 saat. 4 saat yani normal. Evet. Hatta 2 güne dokunuyor yani. Tabii. Böyle düşünürsen aslında çok şey değil. Yani her seviyeden katılmak mümkün bence. Ya orada bir de bütün bu camiadan insanlar gelecekler. Çok güzel, o, keyifli bir ortam olacak. Işin değil mi? Tarafı o. Aynen. Yani şeyi düşün, 6 kişi ama 5 kişi şeydesin, arka tarafta bekliyor oluyorsun. İşte o, yan takım arkadaşlarınla zaten hep beraber. Doğru. Yani büyük bir grup tatile gitmiş gibi. Doğru. Çok güzel. 24 saat arka tarafta zaman geçecek. Yani o yüzden beni çok heyecanlandırıyor. Doğru. Ben de çok heyecanlandım gerçekten. Hani yurt dışında bir yere gitsen belki kimseyi tanımayacaksın. Tabii doğru. Ki yarışın atmosferi başka olacak ama burada bir de bütün hani arkadaşların, tanıdıkların veya tanışan kişiler hepsi bir arada oluyor olacak. O yüzden çok güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi istanbul24h.com, 24h.com zaten videoda da insert ediyor olacağım. Oradan da görürsünüz. Açıklama bölümüne de web sayfasını koyuyor olacağım. Orada tüm detaylar zaten düşünülmüş. Oraya girdiğinizde yarışla ilgili bütün bilgilere ulaşabiliyor olacaksınız. Bu arada yarışın tabii güzel tarafı, demin bahsettim hani hep beraber olacağız arkada. Sadece tabii yarışmacılar değil, işte eşinin, dostun, aile. Doğru. Yani onlar da gelecekler. Sporcuların süper. Ayrı bir kısmı olacak hani girilmediği ama sporcular da çıkabiliyor. Bir büyük bir expo alanı olacak. Yani aileden insanlar, ailemiz gelecek, orada bizi izleyebilecekler. Tabii ki. Aa, harika. Yani normalde vallahi yarışa girince kimse, herkes biri yürüyor. Doğru, bir doğru. Doğru, doğru. Aynen öyle. Burada, ama burada o sabaha yaşayacak. Kadar hani isteyen işin güzel tarafı o. Paylaşabilecek yani orada. Harika. Girişini, çıkışını, şeyini falan gibi. Bu arada her takımın bir de booster hakkı olacak. Burada da bir booster var. Bu booster yine hani kamplarda olduğu gibi yardımcı görevinde. Yani o ister aileden biri olabilir, ister teknik yardımcı olur, varsa antrenör olabilir. Ama bir yardımcı olacak. Çünkü hani gecenin ilerleyen saatlerinde birazcık daha... Yani bu aslında fizikselden çok biraz daha mental bir şey. Mental yani bir şey olacak. Oradaki yaşanacak şeyler farklı saatlerde. Bakalım yani herkesin ya macera bekliyor. Çok değişik bir tecrübe ya hakikaten. Vallahi arkadaşlar hakikaten gelin katılın bu yarışmaya. Kendine güvenen gelsin katılsın. Yani bu heyecanımı kimle paylaşsam hep aynı şekilde karşılık buldum. Aslında hani nereden çıktı bu fikir bir yarış yapalım 4 saatten öte. Benim gönlümde yapan hep böyle bir Türk markası yaratıp yurt dışından gelmesi, bunu bir global noktaya taşımak. Hani mesleğim gereği de belki böyle bir motivasyon peşindeyim hep. Dolayısıyla bu yarışı da o niyetle aslında hep yani iyi ki böyle olsun, İstanbul olsun içinin içinde, farklı bir yarış olsun ve hani dünyada da benzeri az olsun diye yola çıkmıştım. Ama gerçekten de aynı heyecanla karşılandım. Hani bu nasıl olur, niye yapalım falan gibi sorgulanmadı. Hedefimiz bu dediğimiz zaman herkes kucaklaştı bunun etrafında. Federasyon başkanımızdan, işte il müdürümüzden, il temsilcisine hepsiyle çok hızlı, ahenkli bir şekilde çalışabildim. İlk senemizden Türk Telekom isim ve ana sponsor oldu. Çok büyük bir iş yaptı. Dolayısıyla yarışımızın ismi Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boost Race olarak geçecek. Böyle olunca tabii gerek çekim olsun, gerek aktivasyonlar olsun, yani farklı bir boyutta şimdi çalışıyor oluyoruz.
MG Otomotiv sponsorumuz oldu. Hem safety car hem de recovery alanında ciddi destek sağlıyor olacak. Bununla beraber daha birçok markada böyle sürpriz aktivasyonlar da yapıyor. Biraz bizim reklam tarafı da çalışıyor. O yüzden hani normal alışa geldiğimiz yarışlardan da biraz farklı bir yüz olacak, öyle söyleyeyim. Dur bakalım, biraz insanlar heyecanlansınlar. Değişik sürprizlerle karşı karşıya kalacağız. Peki arkadaşlar, o zaman bu güzel ortamda şöyle etrafı bir daha böyle bir 360 derece şöyle bir döndürelim. Evet, şöyle İstanbul karşımızda tam. Evet, gerçi buradan yüzümüz bakayım nasıl gözüküyor. Evet, burada da güzel gözüküyormuş. Peki o zaman biz antrenmana devam edelim. Hadi finişi bakalım. Antrenman sonrasında yaparız onu. Hadi bakalım gençler, biz antrenmana devam ediyoruz. Bisikletler de burada. Evet. Görüşmek üzere. Dostlar, dönüşe geçtik. Yalnız sabah bisiklete binmenin herhalde en keyifli hali bu değil mi? Evet. Bakar mısın kuş sesleri? Bu arada bazı takipçilerin de çok çiçek böcek kuş sesi anlatıyorsun diyor bana. Baksana ya. Baksana şunlara, evet. İstanbul'un da güzel kalan yerlerinden bir yeresi. Valla nadide yerlerden bir tanesi. Demesen anlamazsın ya. İşte en azından insanlara göstermek lazım. Şu ortamı, şu ambiyansı. Dostlar şimdi saatlerimiz 7.06. Tabii ikimizin de yoğun bir programı var. Kerim'in de öyle, benim de öyle. Hatta bir düş kaynak kola alalım. Yokuş çıkıyoruz, evet. Bir yandan da organik anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Kerim'le çok güzel bir söyleşi yaptık. Sürüşümüz devam ediyor. Eve doğru dönüyoruz. Kerim, son olarak izleyicilere ne mesaj vermek istersin? Sizin kadar biz de çok heyecanlıyız. Ama çok güzel zamanlar geçireceğimize inanıyorum. Hep beraber görüşmek üzere. Sporla kalın diyelim değil mi insanlara? Aynen öyle. Aynen öyle. Hadi bakalım dostlar. Kendinize iyi bakın. Kanalda kalmaya devam edin. Sizleri çok seviyoruz. Sağlık, sıhhat. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.